Kodun düzenlenmesi Kod yazmak programcılık becerilerinizin sürekli gelişmesini sağlar. Yazılım geliştirirken ilk önce bir kod yazarsınız ve bunun istediğiniz şekilde çalışıp çalışmadığını test edersiniz. Daha sonra bu kodu geliştirmek ve değiştirmek için farklı yollar düşünürsünüz. Bu işlem refactoring yani düzenleme olarak adlandırılır. Refactoring herhangi bir kodun işlevini değiştirmeden yazılışını değiştirmektir. Buradaki ana amaç kodun okunuşunu kolaylaştırmaktır. Visual Studio bu işlem için çeşitli düzenleme araçları içeriyor. Eğer bir C Sharp geliştiricisiyseniz özel hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü Visual Studio'da standart olarak yaklaşık 10 tane düzenleme aracı var. Eğer bir Visual Basic programcısıysanız kod düzenleme desteği sağlayan ücretsiz araçlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi şekildeki proje dosyasını açın. Proje dosyası içindeki Program.cs dosyasına çift tıklayın ve kod penceresini açın. Bir değişkenin adını değiştirmek istediğinizde, Değişken adına sağ tıklayın ve Refactor açılır listesinden Rename komutuna tıklayın. Açılan pencereden değişkenin yeni adını girebilirsiniz. Preview Reference Changes seçeneğini seçtiğinizde yapılacak değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz. OK düğmesine tıklayın. Açılan pencerede nerelerde değişiklik yapılacağını size görüntüler. Bunu uygulamak için Apply düğmesine tıklayın. Metot isminde değişiklik yapma işlemi de bu şekilde olmaktadır. Metot adında değişiklik yaptığınızda tüm dosyalarda bu değişiklik etkili olur. Book dosyasına geri dönün. Örnekteki metotta 3 parametre bulunmaktadır. Bu parametrelerin sırası değiştirilmek istenmektedir. Bunun için metot adını seçin ve sağ tuş menüsünde Reorder Parameters komutuna tıklayın. Açılan pencereden OK düğmelerini kullanarak parametrelerin sırasını değiştirebilirsiniz. Bu metot proje içinde farklı yerlerde kullanılmaktadır. Yapılan bu işlemle hepsinde parametre sırası değişmiştir.